Bakın, 26 Aralık 2016 tarihinde avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı yapıldı. Hükümet yargıda kadrolaşabilmek için 70 puanlık baraj şartını kaldırarak adeta AKP il ve ilçe başkanlıklarından gelebilecek tüm avukatların hakim olabilmesinin önünü açtı. Öyle bir noktaya getirildi ki 5-10 soru yapan bile bu sınavı geçti. Ama bu sınavı geçip hakim olabilmek için bir de mülakatı kazanmanız gerekiyor. Bu hakim adaylarının 4500'ünün sadece 1341'i 24 Nisan 2017 tarihinde hakim olmaya hak kazanıyor. Ben hem eski bir gazeteci hem de bir milletvekili olarak bu isimler Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandığında oturdum, merak ettim. Kimdir bu 45 saniyelik mülakatı geçerek sınavı kazananlar diye Google'dan tek tek araştırdım. Ve karşıma gerçekten çok ilginç bir tablo çıktı. O tabloda daha önce isimlerini açıkladığımın yanı sıra ilk defa buradan da açıklayacağım bazı isimlere rastladım. Örneğin Abdullah Akbaş, AKP Zonguldak Eski Gençlik Kolları Başkanı, Berna Seçil Özden, AKP Trabzon Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı, Onur Özüer, AKP Mardin Artuklu İlçe Başkan Yardımcısı, Sema Cansu Bozkurt Sütçü, AKP İzmir İl Yöneticisi, Fazıl Pehlivan, AKP Kastamonu Taşköprü İlçe Başkanı, Ercan Poyraz, Ensar Vakfı'nın Ankara Şube Başkanı, Fahrettin Tuğrul, Uşak Hukukçular Derneği Başkanı ki bu dernek 15 Temmuz alçak darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ'ye yakın olduğu gerekçesiyle kapatılmış. Şimdi bütün bu isimlerin yanı sıra daha önce açıkladığım 100'e yakın ismi de alt alta koyduğunuzda tüm hakim adaylarının neredeyse AKP il ve ilçe başkanlıklarından adeta atandığını ve onlara yönelik bir iltimas geçildiğini görüyorsunuz. Peki kimlerdir bu hakimler? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 8 Kasım 2016'da şunu söylüyor. Diyor ki bir hakimin sanal dünya üzerinden siyasal, ideolojik paylaşımlar yaptığını gördüğümde fevkalade rahatsız oluyorum. Bir davam olsa o hakime düşmesini, o savcıya düşmesini asla istemem. Adalet Bakanı olarak ben siyasi görüşünü medyada paylaşan hakimden de savcıdan da korkuyorum demiş. Peki şimdi şu tabloya bakalım. Yeni Türkiye'nin yeni atanan hakimi Kamil Açıkgöz tam da Adalet Bakanı'nın anlattığı bir şekilde siyasi paylaşımlar yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmesiyle alay ediyor. Ayrıca neyle alay ediyor bu yeni hakim? AKP il başkanlığından getirilen ve bir tarikata mensup olduğunu bildiğimiz bu yeni hakim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu telefonunun yasa dışı bir şekilde dinlendiğini açıklıyor. Şimdi adaletin emanet edildiği bu hakim Sayın Genel Başkanımızın telefonunun yasa dışı bir şekilde dinlenmesine karşı çıkmak yerine tabii ki telefonlarınız dinlenecek, sizin telefonlarınız dinlenmeli diye tweet atıyor. Sayın Metiner, böyle bir hakime Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dediği gibi kendinize emanet eder misiniz? Ben edeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü 17-25 Aralık'tan sonra da hiçbir AKP'li biz bu yargıya güvenmiyoruz diyerek yargıya gitmediler. Şimdi bizim bu yargıya güvenmemizi ve buradan adalet çıkmasını bekliyorsunuz. AKP bugüne kadar, hayır bu kişiler AKP'li değildir. Biz il ve ilçe başkanlıklarımızdan hiç kimseyi atayarak hakim yapmadık. Yargıda kadrolaşmaya çalışmıyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığından sonra partili hakimlik müessesesini kurmuyoruz demedi. Aksine Adalet Bakanlığı biz kimin kazandığına bakmayız diye yuvarlak bir cevapla geçiştirmeye çalıştı. Ama az önce ismini okuduğum kişiler ve bu kişilerin tamamı AKP il ve ilçe başkanlıklarından getirilerek hakim yapılan ve adeta AKP ilçe başkanlığına çevrilen mahkemelerin artık başında oturacaklar. Ve bu ülkenin gazetecileri, bu ülkenin aydınları, bu ülkenin yazarları mahkemeye gitmek yerine, adeta bir mahkemede yargılanmak yerine AKP ilçe başkanlığında yargılanacaklar. Biz bu uygulamaları tarihte de gördük. Her kim ki yargıyı kendi denetimin altına almaya çalıştıysa emin olun ki bunun sonu hüsranla sonuçlandı. O yüzden çağrımız şudur. Adalet Bakanlığı 26 Aralık 2016'da yaptığı sınavda kimin yazılıda kaç puan aldığını, mülakatı nasıl geçtiğini derhal açıklamalıdır. Danıştay Başkanı'nın kızı bu sınavı nasıl kazanmıştır? Adalet Bakanı'nın özel kalem müdürü mülakatı nasıl kazanmıştır? Bu sonuçlar açıklanmadığı takdirde adaletin üzerine gölge düşecektir. Yapılması gereken sınav sonuçlarının açıklanmasıdır. Eğer açıklayamıyorsanız bu sınavı iptal etmeniz ve bu sınavları yenilemeniz gerekir. Mülakatlar yapılırken mülakatın yapıldığı salona mutlaka ve mutlaka bir kamera konularak kamu vicdanı da rahatlatılmalıdır. Aksi takdirde bu hakimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmesiyle alay eden, bir mahkemenin varlığıyla alay eden hakimin vereceği kararın hiçbir meşruiyetinin olmayacağını ve kamu vicdanında karşılık bulmayacağını da söylememiz gerekir. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.